Merhaba Pokemon dostları, Pokemon ustalarının buluşma yeri Pokemon Master'ın yeni bir videosunda daha sizlerleyiz. Evet yine farklı bir ortam, yine farklı bir yerdeyim. Nerede oldum az çok tahmin ediyorsunuzdur arka plana baktığınızda ben söylemeyeyim. Sesim biraz ekolu gelebilir çünkü büyük bir odadayım ve çekimi maalesef buradan yapmak zorunda kaldım. ve havada karardığı için dışarıda çıkmadım şu anda. Eee... Evet bu video serimizde tabii ki ne yapıyoruz anime'nin bu haftaki bölümünü değerlendireceğiz arkadaşlar ortamı ve sesi bir kenar, kenara bırakırsak anime'nin 5. bölümü yayınlandı biliyorsunuz her hafta değerlendiriyoruz bu haftaki bölümde ilginç bir bölümdü açıkçası anime gerçekten ilginç bir şekilde ilerliyor arkadaşlar yani öyle hiç geçen sezonlardaki gibi başlamadı ve öyle devam etmiyor çok farklı bir kafada devam ediyor. Tam bakmadım yani detaylarına bakmadım ama senaristi ya da bilmiyorum hani bir şey değişmiş gibi animeni sanki. İşte espriler, konu, diyaloglar vesaire daha farklı ve daha böyle göze hoş geliyor bence. Ee, bu bölümde Scorbunny'nin öncelikle hikayesine yine ışık tuttuk. Skorbani Go ile birlikte olmak istiyordu biliyorsunuz. Geçen bölümde işte onların bindiği trene binmişti en, son, en sonunda. Scorbunny'nin Go'ya ulaşabilmek için çaba sarf etmesiyle başlıyor bölüm ve ben bu kısımları izlerken açıkçası birazcık üzüldüm. Neden diyeceksiniz? Hani üzücü geldi ya orada o çaba sarf etmesi, sürekli başarısız olması vesaire görmezden gelinmesi bilmem ne. Biraz üzücü geldi bana. Tabi daha sonra kendisi Go ile buluşuyor ama orada işte hani yine animeye damga vuracak bir diyalog gelişiyor. İşte... Scorbunny Go'nun Pokemon olmak istiyor ama Go diyor ki ben ilk Pokemon olarak Mew'u yakalamak istiyorum diyor. Orada Scorbunny yani hayatının şokunu yaşıyor gerçekten. Tabii daha sonra asıl önemli konudan bahsetmek gerek. Bu haftaki bölümde Galar kıtasında Wild Area'ya gidiliyor ve Wild Area'da ilk defa işte devleşen bir Pokemon ortaya çıkıyor. Devleşen Pokemon'ları araştırmak için oradalar. E bu da Caygan Temek Snorlax oluyor arkadaşlar. Öncelikle tabii Snorlax'ı buluyorlar ve diyorlar ki yani bu normalinden işte bir metre daha büyük. Yani bu muydu devleşen Pokemon falan diyorlar ama işte kırmızı ışığın bir anda işte oluşmasıyla birlikte Caygan Temek Snorlax oluşu veriyor ve gerçekten müthiş bir görsel var. Burada şeye dikkat ettim ben. Mesela Caygan Temek Snorlax'ın göğsünde işte ne diyelim o şu kısımda göğüs kısmında karın kısmında böyle şehir gibi bir şey oluşuyor orman gibi bir şey oluşuyor biliyorsunuz ağaç var yollar var vesaire. Bu ağacın nasıl oluştuğunu mesela anime birazcık mantıklı bir şekilde anlatmaya çalışmış. İşte Snorlax'ın daha önce yemiş olduğu işte meyvelerin çekirdekleri böyle yeşererek ağaca dönüşüyor. Güzel bir mantık olmuş yani çok da mantıksız durmadı bence. İşte Gigantamax olduktan sonra bir işte tren yolunu kapatma olayı var. Tren yolunu kapatıyorsun Snorlax ve bir trenin geldiğini görüyorlar 8 dakika içerisinde. Ne yapalım ne edelim derken işte Snorlax'ı yerinden kaldıralım, kaldırmaya çalışalım diyerek işte Snorlax'ın üstüne çıkıp oradaki o ağaçtaki meyveyi hani şeyde de var ya savaşta da Snorlax işte Gigantamax, G-Max daha doğru saldırısını yaptığında ne yapıyor? İşte kendi berisini yiyor falan. Yani berisi yeniden oluşuyor. O beri yiyip işte yeniden katkı sağlıyor. Buna benzer bir şey yapılıyor. İşte berisini ağaçtaki beriyi yedirmeye çalışıyorlar Snorlax'a. İşte bu şey sırasında, çaba sırasında Go'nun işte Skorban ile ortak bir çalışmaya giriştiğini görüyoruz ve gerçekten güzel bir takım çalışmasına imza atıyorlar. Şeyinde ne diyelim Skorban'ın de ilk işte double kick yaptığını görüyoruz burada. Ve bir şekilde Snorlax'a bu meyveyi yediriyorlar ve tren işte rayından onu uzaklaştırmayı başarıyorlar vesaire. Zaten Gigantamax formu da eski haline geliyor bir süre sonra. Daha sonra da bölümün sonunda işte beklenen oluyor. İşte Skorban ile Go arasında bir bağ kuruluyor, bir takım kuruluyor ve Go Skorban'ın ilk Pokemon olmasını kabul ediyor. Başta Mew istiyordu ama Skorban olmasını istiyor. Tabi Mew'u da Pokemon olmadan nasıl yakalayacaksa Go o da ayrı bir hikaye de neyse. Yani özetle bölüm bu şekildeydi. Zaten izlemişsinizdir bölümü diye düşünüyorum. İzlemediyseniz yine açıklamalar kısmına bırakacağım şu an bu videoyu. E, yani direkt telefondan yükleyeceğim için açıklamalar kısmına bırakamam ama daha sonra düzenleyip beklerim ben. Ama Türk TR anime izleye girerseniz arkadaşlar orada zaten her hafta yayınlanıyor. Türkçe altyazılı olarak. E bölümü değerlendirmeye geçersek arkadaşlar dediğim gibi başta Skorbanin hikayesi, Skorbanin o çabası benim çok böyle onunla duygusal bir bağ kurmama neden oldu. Ben çok beğendim buraları. Skorbani zaten yani bu nesildeki en sevdiğim başlangıç Pokemon'uydu. Bunu bir tık daha arttırdı böyle. Daha da sevdim yani. Tabi diğer starterları henüz görmedik animede ama. Sonra Go ile olan bağlantısı da güzeldi. İyi bir takım oldular bence. Ve bundan sonra Skorbani'yi pek çok kez göreceğiz biz animede. Bölümü genel olarak değerlendirirsek ben yine başarılı buldum. Yani burada bir böyle boş geçen anime tanıtı, şey anime diyorum oyun tanıtımı şeklinde bir anime izlemiyoruz. Bayağı her bölümde bir konusu olan, bir amacı olan, bir senaryosu olan bir bölüm izliyoruz. Bunlardan birine 5. bölüm oldu. Ben gayet beğendim. Çok iyiydi. Yani Gigantamax Snorlax'ı gösterdi. Bu Snorlax'ın nasıl oluştuğunu gösterdi. E, bu büyüme olayının ne olduğunu gösterdi vesaire bayağı iyi bir bölümdü bence 20 dakikada anlatmak istediğini anlattı diye düşünüyorum Espriler güzeldi e, Bazı işte e, Skorban'ın özellikle girdiği yüz şekilleri falan biraz abartıydı ama yani başarılıydı yine bence güzel espriler de oluyor İyi gidiyor bence başarılı yani e, Hem bu videoları çekmem dolayısıyla hem de yani animeyi gerçekten böyle heyecanlı bir şekilde her hafta bekliyorum Gelecek hafta da zannedersem tanıtımını izledim bayağı böyle Wild Area'da Pokemon kasma gibi bir şey yapacaklar ve Mew ortaya çıkacak galiba. Hep birlikte göreceğiz ne olacağını ama başarılı bir bölümdü yine ben beğendim. İzlerken keyif aldım sıkıldığım bir yer olmadı açıkçası. Güzeldi diyorum yani kısaca. Evet bu ilginç ortamdan da bu videoyu sizlere ulaştırıyorum arkadaşlar. Ee,